Umarım hayat sana güzellikler getirsin. Yuva açık olsun. Teşekkürler. Yuva açık olsun. Size de şans getirsin. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Gelecek hayvanlarımızın hepsini resim çekip hayvanlarımızı bir an önce sahiplendirmek. Bu esaretten kurtarmak. Benim bütün derdim, gelme nedenim zaten bu. Bunlar da bizim çocuklar. Her daim yuva ya. Tamam. Okay. Kızılar. Şuradan da. Çabuk kızıyorsun. Ay bu dayısı çok iyi. Ben koyacağım, millet sahiplenecek. Koyacağım, tamam. Sahiplenecek. Yani birazcık meşakkatli bir şey ama yapmak zorundayız. Başka türlü sahiplendiremeyiz başka türlü. Tamam. Hepsi istiyor. Program olacak ya. Tamam. Orada beraber olacağız yine sahiplendirmek. Tamam. Ufaklık nerede? Ben az mı yedim? Bu evi kapatmayın. Kurtaralım lütfen. Kalabalığın bir elenmesi gerekiyor. Ne oldu sana? Yangın sırasında boynundaki ipler tutuşunca hasar alıyor. Bu bize geldi ikinci gündeki hali. İyileştirici tek şey. Ya krem sürdükten sonra şimdi su biraz tekrardan boşa gidecek. Şimdi bu yangından ipeklerin durumu çok... Ben barınağı da çok tertemiz buldum ve çok beğendim de. Sadece şunu anlamaları lazım. Her barınağın bir kapasitesi var. Buraya 5 tane hayvan koyarsan yarın öbür gün birbirine hastalık geçirir. Böyle bir şey mümkün değil. Yani her barınak alabildiği kadar alacak, alamadığı da dışarıda kalacak. Dünyada Avrupa'yı örnek alıyoruz diyorlar da Avrupa'da sokak köpeği yok. İnşallah bu yasa geri çekilecek. İnşallah Anayasa Mahkemesi'ne gidildi. Güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü altı boş. Bazı şehirlerdeki barınaklarda o kötü hayvanları bize göstermiyorlar. Neden? Çünkü bakamıyorlar. Bakmıyorlar. Hayır efendim, o zaman sen belediyeden bir ödenek çıkaracaksın veya bizim gibi, Özgür Hanım gibi bizlere kucak açacaksın. Biz hayvanseverler sana sponsor mama da bulacağız. Biz sana sponsor hastane ver, ne gerekiyorsa yapacağız. Ama biz de içine girelim ki biz de bir şeyler. Bizi hem içeriye sokmuyorlar. Diğer barınaklardan bahsediyorum. Hem fotoğraf alıp sahiplenmemize de müsaade etmiyor. Onların demek ki amaçları yaşamak değil, öldürmek. Biz bunları yaşatmak zorundayız. İzmir'i çok seviyorum her konuda. Çok omurgalı bir şehir. Harika bir halk. Yani bütün ülke İzmir gibi olsak zaten hiçbir sorunumuz kalmayacak. Ama o yüzden de ilk önce bu şeye, bu sahiplendirme olayına biz Özgür Hanım'dan da ben rica ettim. O da çok büyük bir hayvansever. Biz artık sadece burası Pako için değil, sadece kampüs için değil, yavaş yavaş diğer etraftaki ilçelere de gitmeye başlayacağız. İzmir'e çok güveniyorum. İzmir her zaman bu ülkenin lokomotif şehri. Duruşunla, bakışınla, tarzınla ödün vermişinle bu konuda da vermeyecektir. Ekip gerçekten çok özverili çalışıyor. Duyarlılığımız bu anlamda çok yüksek. Yani doğalımız zaten hayvanları sevmek üzerine olduğu için. Temennimiz tabii ki buralarda çok kısa süreli konaklamaları bu yavruların bir an önce kısırlaştırılıp gerekli rehabilitasyon sürelerini tamamlanıp ondan sonra sahiplendirilmeleri. Bizim çalışma yöntemimiz bu şekilde. Bundan sonra ben de bu sürecin sıkı bir gönüllüsü, takipçisi olarak devam edeceğim çalışmalarıma. Benim en yakın arkadaşım Aslı. Hayvanları sahiplendirmek için olan bir grupta. O bana cuma akşamı gönderdi. Ben görür görmez dedim ki hemen almak istiyorum. Lütfen iletişimini verin. Çünkü ben hep Pomeran baktım. İki tane de evde sahiplendiğimiz Pomeranımız var. Ona yani nasıl bakılması gerektiğini biliyorum. Yani zaten hani terk edilmiş, vazgeçilmiş bir hayvan. O yüzden nasıl bakılması gerektiğini çok iyi bildiğim için sahiplenmek istedim. Ona gereken ilgiyi, şefkati, bakımı, her şeyi yani vereceğimi çok iyi biliyorum. Yani güvenden öte biliyorum. İstanbul'dan geldim. Sabah 7'de uyandık arkadaşımla. 5 saatte geldik. Şimdi de bebeğimizi alıp tekrar İstanbul'a döneceğiz. Onun canını kurtardığım için çok hassasım.